Çocuklar, hadi kalkın. Kahvaltı hazır. Hadi bakalım. Günaydın Makmuş. Ah ah ah, benim cimcik yavrum. Aferin benim çitlenmeyime. Nasıldı, hemen kalktı? Hadi oğlum, sen de kalk. Hadi evladım. Emre, hadi çocuğum. Ben okula gitmek istemiyorum. Ben emekli olmak istiyorum. Sen daha öğrencisin. Emekli olman çok var. Yani. O zaman ben de öğrencilikten emekli olmak istiyorum. Tövbe estağfurullah. Hadi kalk bakalım. Kalk, tamam, kalk. Tamam, pes. Ay, ne zaman banyo yapacaksın kokarcam ha? Ya daha yeni gözümü açtım. Banyo deyip sabah sabah moralimi bozmasana Makbuş ya. Makbuş bak, bir de beni kokla. Ah, mis kokar benim kızım, mis. Yani. Ah, ocağın altını unuttum. Günaydın Mozart. Evet Simge Hanım, dosyaları masanın üstüne koymuştu. Evet, kontrol ettim. Tamam. Ben zaten 5 dakikaya çıkıyorum. Ekmek. Tamam evladım, getiriyorum. Hopala, çok kızarmış dedik ama bu kadar da değil be Makbuş. Olsun, ben kurabiye yiyeceğim. Bu fotoğrafın ne işi var burada? Öğretmenimiz aile fotoğrafı getirmemizi istedi. Herkes ailesini tanıtacak. Bak sen, abim, ben ve annem. Baba, annem şimdi cennette değil mi? Tabii kızım. Oradan bize bakıyor mudur? Tabii çitlenmeyeyim. Sen bizi hiç bırakıp gitmeyeceksin değil mi Makmuş? Yok canım. Ben seni daha gelin edeceğim. Vermem ben kızımı kimselere. Ya ben evlenmeyeceğim. Bütün kızlar öyle der. Ama bir koca bulunca da koşa koşa gider. Nereden öğreniyorsun bu lafları oğlum? İlahi çocuk. Baba, hafta sonu balığa gidecek miyiz? Bu hafta sonu gerçekten imkansız. Her hafta sonu olduğu gibi. Bak Emre'cim, söz... Sakın söz verme baba. Sonra tutamazsan üzülürsün. Ama ne varmış balık tutmakta? Şuradan alıveririz bir kilo istavrit yeriz oğlum ya. Tam da aynı şey ya Makbuş. Yani. Biraz çabuk olun. Okula geç kalacaksınız. Simge neredeyse burada olur. Oh. Dur dur, sakın çalma. Niye? Bak ne var bende. Makbuş'un anahtarı değil mi o? Dün gece gizlice aldım. Geçen sefer açık kalan ocak, şimdi de kapının üzerinde unutulan anahtar. Şu Makbuş'tan bir an önce kurtulamazsak evlilik işi çok uzayacak. Evet anne, elini çabuk tut, hiç paramız kalmadı. Şaka gibi. Sabret prensipsin. Biliyorsun, yüzüğü taktırana kadar canım çıktı. Şimdi sıra imzada. Sonra her istediğini alacağım seni. O iki yaratıkla yaşamak hiç zevkli olmasa da katlanacağız artık. Sen hiç merak etme. Yatılı okullar ne güne duruyor. Şşş. Ay. Simge, ne yapıyorsun burada? Şey, ben... Makmuş anahtarı kapının üzerinde bırakmış. Annemle anahtarı çıkarmaya çalışıyordu. Ya, hay Allah. Ya, bu kaçıncı olay canım? Bunu konuşmamız lazım. Simgeciğim, gerçekten çok geç kaldım. Toplantı başlamak üzere. Aa, hayatım, gömleğinin düğmesi kopmuş. Farkındayım. Makmuş dikecekti ama hay Allah. Hemen çıkmak zorundayım. Ben gelirken sana yenisini alır mı Hakan'cığım? Sen bir harikasın. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Görüşürüz Özgeciğim. Hadi çıktım. Bye. Anne delirdim ya. Ne gömleği? Bir gömlek nereden bakarsan bak 100 TL. Şaka gibi. Şşt. Aa, geldiniz mi? Ay, hiç duymadım. Duymazsınız tabii Makbul Hanım. Anahtarı kapının üzerinde unutmuşsunuz. Aa. Ay, dün geceden beri arıyorum. Ay, üstüne de baktım üstelik kaç kere. Aa, bu kadar da olmaz ki canım. Ya eve hırsız girseydi? Allah korumuş vallahi. İyi ki sen buldun kızım. Hadi hadi, geç kaldık. Çağırın çabuk çocukları. Daha onları bırakıp işe yetişeceğim ben. Hemen geliyorlar şimdi. Çocuklar, hadi çabuk olun.
Simge teyzeniz geldi. Teyzeymiş. Ay delirtecek bu kadın beni. Anne ya, onlar bir okula sen bırakıyorsun. Bunlardan benzin parası isteyelim biz. Bir defa benzin 150 TL ya. Aa, yok artık, o kadar da değil Özgeciğim. Of, benim tuvaletim geldi gene. Hadi çık prensesim. Şimdi bunlar 40 saatte hazırlanamazlar. Sinir şeyler. Hadi cicişler. Cicişler. Hadi cicişler. Gıcık oluyorum ya. Babam ne buluyor şu kadını, anlamadım gitti. Asıl gıcık olan Özge bence. İkisi de birbirinden beter. Şşt, susun, duyacaklar. Sizi gidiler sizi. Hadi çabuk. Kadın her sabah sizi okula götürüyor. Daha ne yapsın? Aman götürmesin. Misafirse gideriz. Gideriz tabii yani. Ben çantamı alayım. Nihayet yani. Çetlen Bey'im, gel şöyle otur bakalım da saçlarını toplayalım. Kalk bakalım. Gel şöyle otur güzel güzel. Ah, ah. Saçların aynı anneninkine benziyor. Onunki de böyle ince telli, ipek gibiydi. Gerçekten mi? Benim de gözlerim anneme benziyor değil mi Makbul? Aynısı. Makbul Hanım, biraz gelebilir misiniz? Neden ikide bir de çocuklara annelerini hatırlatıp duruyorsunuz? Çocuklar ne kadar üzülüyor, görmüyor musunuz? Ama onlar benden hep annelerini hatırlatmamı istiyor. Yeter artık. İkide bir de ölmüş annelerini hatırlatıp çocukları üzmeye hakkınız yok. Kadın bu evden gitmezse çocuklar beni asla annelerinin yerine koymazlar. Güzel kızım. Ciciş! Gel hayatım. Şu saçını şöyle doğru dürüst toplayalım. Gel. Söyle bakalım aptal balık. 2 kere 2 kaç eder? Bilemezsin tabii ki. Sen de aptal sahibin gibi beyinsizsin. Benimle oynamak varken... Aptal yam hep seninle ilgileniyor. Ama sen ortadan yok olursan... Al bakalım ilaç balık. Al al, bol bol ye de beynin açılsın. Ama böyle sıkı yapınca acıyor. Ah, acıyor ah. Kızım sıkı yapınca. Onun saçları hassas. Aman ne haliniz varsa görün. Ay bunlara da yaranılmıyor yani. Hele şükür hazırsınız. Sen yukarıda ne yapıyordun? Tuvalete giderken de senden izin mi alacağım? Hadi hadi geç kaldık çabuk. Hadi oğlum hadi. Yürü. Hadi Makbul hoşça kal. Güle güle benim çitlenmeyim. Güle güle canım. Güle güle. Canım. Hadi yürüyün cicişler. Hadi. Cicişler diyor ya, delireceğim. Duymayayım ben oğlum. Yani neyse Makbul, alığım eğlenmeyi unutmayayım mı? Bu kadarcık ama. Sen hiç merak etme yavrum, ben bu kadarcık veririm. Hadi bakalım, iyi dersler size. Hanimiş güzel balık, hanimiş. Evet. Aa, pek az kalmış. Neyse, hadi ye bakalım. Ama bunun suyu da pek bulanmış. Yarın değiştirmeli. Müzik
matematik ödevini yaptın mı? Matematikten ödev mi vardı? Eh yani yine mi unuttun Emre? Onu boş ver de hafta sonu 4B ile yapacağımız maça gelecek misin? Tabii geleceğim. Seni hiç yalnız bırakır mıyım Emre? Teşekkür ederim. Sonra belki hamburger yeriz hep beraber. Tamam, yeriz. Sonra belki sinemaya da... Abartma, annem o kadarına da izin vermez artık. Vermez değil mi? Vermez, imkansız. Olsun, yine de hafta sonu beraberiz. Hafta sonu için ne planlar kuruyorsunuz bakalım? Hiç. Ama ben duydum. Sana ne istersek onu yaparız. Hafta sonu senin maçından hemen sonra pikniğe gireceğiz. Annem harika bir yer ayarladı. Öyle mi? Hiç de bile. Biz gelmiyoruz. Tıpış tıpış geleceksiniz. Gitsene Özge. Kafamı bozmasana benim. Gıcıksın işte. Tamam o zaman. Ben de sizinle hamburger yemeye gelirim. Ismarlarsın artık. Hayır. Biz ikimiz gideceğiz. Seni anneme söyleyeceğim. Çekil şuradan. İspiyoncu gıcık. Görüyorsun sen. Bunu ödeteceğim sana Emre. Of ya. Sürekli çocuklara şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Kötü bir şey olmaz mı Müdür Bey? Tabii şiddet çok kötü bir şey. O zaman sizin de evde bir parça fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şiddet içeren filmler ve bilgisayar oyunlarının çocukları ne kadar derinden ve kötü etkilediğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Haklısınız Müdür Bey. Bir daha yapmaz. Müdür Bey iyi günler. İyi günler. Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah bebeğim ne oldu sana? Emre matematik ödevini yapmamış. Ben de vermek istemeyince beni dövdü. Yalan söylüyor. Nerede o zaman yaptığın ödev? Hadi göstersene. Emre çocuğum hem suçlusun hem de yalan söylüyorsun. Yalan söylemek ne kadar kötüdür biliyorsun. Biliyorsun. Ama Emre yalan söylemez Müdür Bey. Müdür Bey biliyorsunuz yakında Emre'nin babasıyla evleneceğiz. Onlar artık kardeş sayılır. Özgeciğim bu seferlik Emre'yi affedebilecek misin? Ya of ben yapmadım diyorum. Emre yavrum inkar etmeye devam edersen ceza alacaksın ona göre. Ona göre. Müdür Bey ben onunla konuşurum. Bu seferlik affedin. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Emre yavrum söz mü? Evet öğretmenim. Hadi Makbule Hanım yürüyün. İyi günler Müdür Bey. İyi günler Simge Hanım, iyi günler. Emre iyi misin? Ah benim prensesim, acıyor mu? Gel anneciğim otur şöyle. Yalancı, ben mi vurdum sana? Tabii sen vurdun. Yalancı gıcık ne olacak? Emre kes artık. Kardeşini ne hale getirdiğine bir bak. Bir de utanmadan konuşuyorsun. O benim kardeşim değil. Ama olacağım annem babanıza evlenince. Yine de olmayacaksın. Bakın bakın hele. Burada herkesin dili ne kadar da uzamış böyle. Makbule Hanım çocukları ne kadar da güzel yetiştirmişsiniz böyle. Neyse ben onları terbiye etmesini bilirim. Gel hayatım. Gıcık ne olacak? Yani. Hadi yürüyün evladım. Yürüyün hadi. Evet Emre. Sanırım Özge'ye bir özür borcun var. Ben onu vurmadım. Yeter artık. Çabuk odana. Sen benim annem değilsin. Ona emin ol. Göremezsin.
Bana baksana sen. Boş ver anne, dilemezse dilemesin. Ah benim asil, benim soylu kızım. Nasıl dolgunluk gösteriyor? Simge kızım, çocuğun üzerine biraz fazla gitmedin mi? Öncelikle bana artık Simge Hanım demenizi istiyorum. Ben sizin kızınız falan değilim. Ayrıca çocukları nasıl yetiştirdiğinizi görüyoruz. Arsız ve şımarıklar. Ama onlar benim çocuklarım. Ama onlar sizin çocuklarınız değiller. Bu evde sadece bir bakıcı olduğunuzu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Şimdi mutfağa gidip yiyecek bir şeyler hazırlasanız iyi olur. Peki Simge Hanım. Bu yaşlı cadıyla işimiz var vallahi. Yok, bu böyle olmayacak. Anne, yaptığımız planlar hafif kalıyor bence. Daha etkili bir şeyler yapmalısın. Yine ne oluyor bunlara ya? Oh be, Yağmur'un şu salak balığı nihayet ölmüş. Sabah biraz fazla yem verdim de. Bunu sakın ağzından kaçırma. Unuttum bile anneciğim. Ay yine ne oluyor burada? Makbuş balığının yemini bugün çok vermiş anlaşılan. Baksana. Kutu bomboş. Şaka gibi. Aa, ne oldu yavrum? Ne olacak? Balığa fazla yem vermişsin, o da ölmüş. Ama ben her zamanki kadar verdim, şu kadarcık. O zaman niye öldü balık? İyice yaşlandın artık. Ne yaptığını bilmiyorsun Makbule Hanım. Gel kızım. Yağmur ağlama. Ağlama. Çitlenmeyeyim. Güzel kızım benim. Hadi sil gözyaşlarını. Yağmurcuğum, ama ben her zamanki kadar koydum. Yani şu kadarcık. Anlayamadım ki. Belki de Simge Hanım doğru söylüyor. Bunadım ben. Aklım başımda değil artık. Çok üzüldüm güzel kızım. Yeter ama Yağmur, ağlama. Bak Makbuş çok üzülüyor. Makbuş. Ah çitlenmeyeyim. Yarın başka bir balık alırız, iyi mi? Tabii alırız yavrum, tabii. Başka balık alırız. Ah canım benim, canım. Özge'ye ben vurmadım, inanıyorsunuz bana değil mi? Tabii inanıyoruz oğlum. Gıcık 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 ya kız, annesine çekmiş işte. Öyle konuşmayayım bakayım. Yalan mı ama Makbuş, keşke nişanlı olmasaydılar. Babam o kadınla evlenirse kesin ben bu evden giderim. Yani. Şşt, öyle konuşmayın çocuklar bakayım. Yağmur çok ağladı mı? Hem de nasıl. Makbuş'a çok sinirlendi. Hay Allah. Ben bir yukarı çıkayım. Ben biraz önce baktım mışıl mışıl uyuyorlar. Hem ben onun gönlünü aldım. Yarın ona harika bir balık alacağım. Bak nasıl unutacak. Of. Şu aralar her şey üst üste geldi. Hakan'cığım, bunu duymaktan hoşlanmayacaksın ama Makbuş'un çocuklar üzerinde çok kötü bir etkisi var. Onu istemediğimi sanıyorsun. Aslında hiç ilgisi yok. Çok tonton, çok şeker. Birbirimizi ana kız gibi seviyoruz. Ama şu son zamanlarda yaptıklarını bir düşünsene. Hem onun hem çocukların iyiliği için harika bir yer buldum. Merve'nin teyzesi kalıyormuş. İnternetten de inceledim. Cennet gibi bir yer. Hem dinlenir hem yaşlılığının tadını çıkarır. Kadıncağız çok yoruluyor. Akıl da gitmiş artık. Yani onu sevdiğimiz için yapmalıyız bunu hayatım. Bilmiyorum. Aslında şu son birkaç aydır olanları düşündükçe haklısın galiba. Huzur evi ona iyi gelebilir. Ama bunu yapamam. Bütün bu olanlar onu evden göndermemi gerektirmez. Çok yorucu bir gündü.
Soğuk meyve suyu falan ister misin? Hayır. Bunu sen istedin abla. Artık olacaklardan ben sorumlu değilim. İşte böyle Osman Efendi. Artık fazlayım bu evde. İnsan eti ağırdır derler. Huzur evine gitmek değil de kuzucuklarımdan ayrı kalmak beni üzecek. Ne yapalım? Kocadım işte. Aklım bir gelip bir gidiyor. Sen hiç merak etmeyesin. Bakarlar bana orada güzel güzel. Ben sizden nasıl Günaydın. Günaydın canım. Hani benim cicişim, uyanmadı mı hala? Özge ile ona balık aldık. Hala uyuyorlar. Gelsenize. Çok sağ olun. Çok düşüncelisiniz. Nasılsınız Makbuşçu? İyi, teşekkür ederim. Kahvaltı etmemişsinizdir umarım. Kaynanamız seviyor desenize. Hafta sonu kahvaltılarına bayılırım. Aa Makbuşçum lütfen. Vallahi kırılırım. Her şeyi ben hallederim. Sen otur. Sen kapıyı kontrol et. Peki. Keçi peyniri buraya. Koyun peyniri buraya. Çok üzgünüm. Beni buna sen zorladın. Hadi anne çabuk ol. Al cicişim. Ben bal sevmiyorum. Sevmiyorum. Ama bal çok faydalıdır kızım. Hem bak Simge ablan senin için o kadar hazırladı. Sevmiyorum babacığım ya. Yani. Üzerine gitme Hakan'cığım. Ben şimdi ona sadece yağlı ekmek sürerim. İstemiyorum. Sana aldığım balı sevdin mi cicişim? Adına da ciciş koydum. Makbuş Hanım hadi ama siz de oturun. Ben niyetliyim evladım, siz buyurun. Aa, Allah kabul etsin. Emre, reçeli uzatır mısın? Emre, Özge reçeli istiyor. Hem sen özür diledin mi Özge'den? Dilemedim çünkü sütüm yok. Önemli değil, kahvaltı sofrasında tadımızı kaçırmayalım. Tabii canım. Onlar kavga da ederler, barışırlar da. Hem Özge onu çoktan affetti bile. Evet affettim. Uf ya. Emre. Makbuş. Bu benim peynirim değil mi? Tabii evladım. Baksana. Senin peynir tabağın çiçekli. Ne bileyim. Tadı tuhaf geldi de. Hakan! Hakan! Evladım ne oldu sana? Babacığım! Ambulans!
Geçmiş olsun. Teşekkürler. Oh, şükürler olsun ki iyisin canım. Çocuklar nerede? Makbuş'la evde onlar. Yarım saatte bir telefon ediyorum. Çok korkmuşlardır. Evet ama iyi olduğunu söyledim. Bırak bunları Hakan'cığım. Bizi çok korkuttun. Şimdi iyisin değil mi? İyiyim. Hiç anlamıyorum. Kendi peynirimden yemiştim. Benim peynirim hep aynı tabakta durur. Makbuş yeni aldığı peynirleri koyarken tabakları karıştırmış. Merhabalar Hakan Bey. Aa, merhaba. 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 Tahlilleriniz tamamlanmak üzere. İyi görünüyorsunuz. Ama lütfen çok dikkatli olun. Bu tip alerjiler şakaya gelmez. Teşekkürler Doktor Bey. Bana değil, nişanlınıza teşekkür edin. Sizi bu kadar kısa süre içerisinde getirmeseydi... Biliyorum Doktor Bey. Birkaç sonuç daha bekliyorum. Sanırım akşamüstü sizi çıkarırız. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler. Ben evi bir arayayım. Aklım çocuklarda. Tamam canım. Ah, merhaba. Durumu nasıl? Merhaba. Neyse ki daha iyi şimdi. Ah, tehlikeyi atlattım. Tamam, ben bir bakayım, görüşürüz sonra. Eh be Hakan. Yüreğimiz ağzımıza geldi vallahi. Neyse ki iyi görünüyorsun. Sorma, ucuz atlattık. Alerji değil mi? Evet. Kahvaltıda peynirler karışmış. Allah'tan Simge hemen bir ambulans çağırmış. Kadın iyilik meleğin gibi. Sen hala evlenme. Yukarıdan gelecek gerçek bir melek bekle. Hani şu büyük mucize. Güldürme beni ya. Zaten canım yanıyor. Müstahak sana. Ah evlatçığım, iyisin değil mi evladım? İyiyim, iyiyim. Sen merak benim. Etme benim Akbuş, gayet iyi. İyi olacak inşallah. Hah. İn hayatım, in yavaş yavaş. Şöyle otur gel. Evladım, geç. Ya, i̇yi misin? İyiyim Akbuş, iyiyim. Canım Ozan. Evlatçığım. Oh. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Oh. Hadi Özgeciğim, eve gidiyoruz. Oh. Tekrar geçmiş olsun Hakan. Her şey için çok teşekkür ederim. Aa, lafı mı olur? Görüşürüz Özge. Görüşürüz, geçmiş olsun. Biraz konuşalım mı oğlum? Tabii Makbuş. Şimdi hiç sözümü kesmeden beni dinle evladım. Artık çok yaşlandım. Görüyorsun işte. Az daha seni canından ediyordum. Makbuş. Lütfen sözümü kesme. Bak Simge Hanım haklı. Aklım bir gidip bir geliyor. Artık size yarar yerine zarar vermeye başladım. Ya bugün sana bir şey olsaydı? Ya yarın öbür gün çocuklara zarar verecek bir şey yaparsam? Dün gece siz konuşurken duydum. Simge Hanım iyi bir huzur ev bulmuş. Yerleştir beni. Bakın hele, bakın hele, koca adam ağlar mıymış hiç? Ah evlatçım. Makbuş. Makbuş. Sen bana Hülya'dan yadigarsın. Ben seni hiç... Arada bir çocukları alıp gelirsin. Makbuş böyle söyleme ne olur. Kuzucuklarımı göremezsen ben yaşayamam. Ah evlat. Sana yük olmak istemezdim. Köyüme dönsem diyorum ama orada da hiç kimsem kalmadı. Ah, ah canım benim, canım çocuğum. Hayır Makbuş gitme. Hayır Makbuş gitme. Baba ne olur gitmesin. Ah yavrularım benim, titremeyeyim benim, kokarcam, canım, canım, tamam, tamam, tamam. Hayır ya! Biz ne olursa olsun Makbuş'un kalmasını istiyoruz. Ben de gitmesini istemiyorum.
Ama hepimizin iyiliği için bunu yapmak zorundayım. Peki bize kim bakacak? Simge ablanız var ya. Hayır, ben onu istemiyorum. Ben de istemiyorum. Onu hiç sevmiyorum. Çocuklar yeter artık. Mahpusyar'ın huzur evine gidiyor, o kadar. Kim bırakmış bu bebeği? Bir yerden hatırlıyorum ama Yağmur muydu acaba? Bir şey olursa çocuklarımı hiç bırakma demiştin. Ama sana verdiğim sözü tutamayacağım Hülya'cığım. Beni affet. Söz veriyorum. Makmuş! Yağmur, susana, duyamıyorum. Yağmur, harika bir rüya görüyorum. Beni uyandırma. Rüya değil, gerçek. Baksana, odamızda biri var. Ah, ne güzel bir kızdı. Emre! Ya Emre, uyansana ya, baksana ya. Aa, rüya değilmiş. Sen de kimsin? Şşş. Lütfen sessiz olun, duyacaklar şimdi, lütfen. Yağmur, Yağmur, koş babamı çağır. Şşş, baba! Çekil, çekil! Makbuş'un huzur evine gitmesini istemiyorsunuz. Aa. Lütfen beni dinleyin, dikkatli dinleyin, yalvarıyorum. Sen Makbuş'u nereden tanıyorsun? Çok eskiden, o daha küçücük bir kızken ben onun bez bebeğiydim. Adım Nana, oyuncaklar ülkesinden geliyorum. Ne? Hayrola Makbuş? Bu ne? Günaydın evladım. Valizimi hazırlayayım dedim yavaş yavaş. Bu ne acele Makbuş Sultan? Daha dur bakalım. Bir araştıralım, bir soruşturalım. Öyle. Yok yok. Simge Hanım bulmuş bir tane zaten. Sağ olsun. Bak, resmi de var. Çok güzel bir yer. Bak, benim gibi yaşlılar olacak orada. Canım sıkılmaz hiç evladım. Sen beni hiç merak etme.
çocuklarımı özledikçe de resimlerine bakarım. Yapma be Mahpuşum. Yok yok. Benim içime sinmiyor böyle. Başka bir çözüm bulalım. Başka çözüm yok Evlen. O peynirleri nasıl birbirine karıştırdın? Allah korusun, ya sana bir şey olsaydı? Ay ölürdüm vallahi, ölürdüm. Sen asla bize isteyerek bir zarar vermezsin. Lütfen unut bu olanları. Bak ben unuttum bile. Yok. Bu iş uzadıkça hepimiz daha çok üzüleceğiz. En iyisi benim hemen gitmem. Bugün bu işi halledelim yavrum. Ah, hadi hadi asma suratını bakayım. Sen Makbul Sultan'dan daha mı iyi bileceksin? Ah, yavrum beni. Yani Makbul küçük bir çocukken sen onun bez bebeğiydin. Sonra oyuncaklar ülkesinde 100. doğum gününde insan olmayı diledin. Sonra da sihirli ekrandan Makbul izledin. Ve zor durumda olduğunu görünce buraya gelmek istedin. İşte aynen böyle oldu. Ne yani, sen şimdi 100 yaşında mısın? Evet. Bu Harry Potter'dan bile daha inanılmaz bir hikaye. Belki de sen bir sısın. Şşş bir dakika. Dün gece yatağında bir mucize olması için dua etmemiş miydin Yağmur? Ettim, sen nereden biliyorsun? Peki sen Emre, Özge'ye vurmadığın halde ceza aldın, öyle değil mi? Özge'yi de mi tanıyorsun? Tabii ki. Sihirli ekrandan her şeyi izledim. Oyuncaklar ülkesinde sihir mi var? Elbette. Tamam buldum. O zaman bize bir sihir yap da sana inanalım. Yani sihir yapmadan inanılmaz ki. Aa, bundan kolay ne var? Bekleyin. İzleyin. Hani ben bir şey göremiyorum? Ben de göremiyorum. Bir saniye, heyecanlandım ben. Ben hiçbir şey göremedim şu ana kadar. Kulina! Kulina! O ne yapıyorsun? Haydi Kulina ne? Madem bu kadar kararlısın, bugün gidip şu huzur evini bir gözlerimizle görelim bari. İçimize sinen bir yer olsun. Olur evlat. Sen nasıl diyorsan. Çocuklar kalkmadı mı? Hala uyuyorlar. Annelerini çekmişler. En çok da Emre. Hülya'yı da kaldıramazdım bir türlü. Ah. Falan desene. Yani şöyle filan yap yani. Sen bir yalancısın. Baba, Emre gel buraya. Lütfen onu durdur. Yalvarıyorum sana Makbuş için. Sana neden inanalım? Makbuş anneniz Hülya'ya da bakmıştı, öyle değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Bana inan Yağmur. Lütfen hadi durdur onu, koş. Hadi canım hadi. Ne var? Ya gerçekten doğruysa? Bak annemiz de biliyor. Saçmalama Yağmur. Sihirlerle ilgili filmleri izleye izleye sen de. Ne olur ona bir şans verelim. Verdik ve sihir yapamadı, görmedin mi? Buldum. Makbuş'a küçükken bir bez bebeğinin olup olmadığını soralım. Eğer var derse ona bir şans daha verelim. Ya hırsızsa? Ya dolandırıcıysa? Ya çocukları öldüren seri bir katilse? Sen de çok polisli film izliyorsun. Hiç katile benziyor mu yani? Tamam bak, bu şeyler bebek falan hatırlamazsa hemen babamı söyleyeceğiz. Anlaştık. Makbuş, bu senin valizin mi? Ya. Gitme Makbuş, lütfen gitme. Yani gerçekten gidecek misin? Gel bakalım benim aslan oğlum. Ya baba hadi ya, Makbuş gitmesin. Ben de istemiyorum ama kararını vermiş oldum. Ya lütfen gitmesin. Beni ziyarete gelirsiniz evladım. Ben de gelirim arada sırada. Tamamen kokuyorum evladım. Gitmesin. Ben orada çok mutlu olacağım. Orada mutlu değil misin yani? Mutluyum tabii ama ben... Hadi kahvaltınıza başlayın.
Okula geç kalacaksınız. Eda giyinmemişsiniz bile. Hadi bunları akşama konuşuruz. Kulina, Kulina. Dünyada olmak hiç de kolay değilmiş değil mi Nana? Sihir yapmak için Kulina'dan boşuna yardım isteme. Çünkü seni duyamaz. Çünkü çok meşgul. Merhaba. Beni duyuyor musun? Sence neden sihir yapamıyorum? Hadi sorsana. Tamam da battı sana bir sorayım. Ne bileyim sor işte. Yoksa babama söyleyeceğim. Ya şimdi yukarıdaki soruyorsa? Çocuklar fısıldaşmayı bırakın da kahvaltınızı yapın. Hadi bakalım. Mahmuş. Efendim cidden bir. Senin küçükken oyuncağın var mıydı? Bu da nereden çıktı şimdi? Nerede evladım? Bizim zamanımızda sizin gibi miydi? Oyuncak filan hak getire. Gördün mü? Baba, baba sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Yukarıda şey var. Ne varmış yukarıda? Bez bebek. Sadece küçük bir bez bebeğim vardı. Onu yanımdan hiç ayırmazdım. Bez bebek mi? Evet. Tıpkı dün akşam senin yanına koyduğum bez bebek gibi. Sen benim yanıma dün gece bez bebek mi koydun? Gerçek mi? Dün gece kapının önünde buldum çitlen miyim? Senin değil miydi o bebek? Ben. Hoppala. Makbul Sultan, kapının önünde bulduğun bez bebeği Yağmur'un yanına mı koydun? Ne bileyim evladım. Tanıdık geldi. Ben onu Yağmur'un sanmıştım. Bırakın bebeği de iki lokma bir şeyler yiyin. Geç kalacaksınız. Simge de neredeyse gelir. Oh yüce Kulina. Nihayet sesimi duyabildin. Çocuklar bana inanmıyorlar. Sihir yapmalıyım ama beceremiyorum. Sakin ol Nanacığım. Tabii yapamazsın. Çünkü... Bu yüzük olmadan dünyada sihir yapmam mümkün değil. Telaşla sana bunu vermeyi unutmuşum. Çok güzelmiş. Sakın parmağından çıkarma olur mu? Peki yüce Kulina, çok teşekkür ederim. Neyse ben gideyim artık. Bakmış bebeğini anlat. Çok güzel bir bebekti. Söylemesi kolay olsun diye adını Nana koymuştum. Nana mı? Biz adamımızı çıkıyoruz. Ne oldu şimdi bunlara? Emre ne var yukarıda? Yok bir şey baba. Kahvaltınız? Sonra yaparız. Yaşasın yaşasın işte oldu. Çocuklar şimdi bana inanabilirsiniz. Dikkatli izleyin. Emre, benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet. Bana inanmamıştın değil mi küçük adam? Burnunu görebiliyor musun? Zaten görünmeyecek gibi değil ki kocaman. O kadar gülme.